Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine harika bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizinle IELTS Listening bölümünden başarılı olmak için yapmanız gereken 10 şeyden bahsedeceğim. Öncelikle Türkiye'de en çok izlenen IELTS videolarından birisi benimki. Bana olan bu desteğinizi boşa çıkarmamak için ve güveninizi boşa çıkarmamak için arkadaşlar bu sabah erkenden kalktım ve bir liste hazırladım. Kesinlikle başarılı olmak için yapmanız gereken 10 şeyi toparladım. Ve kendi bildiklerimin yanı sıra yeni bilgiler de ekledim buraya. Umarım beğenirsiniz. Umarım hepiniz çok çok güzel puanlar alırsınız IELTS'ten. O yüzden hazırsanız başlayalım. Öncelikle arkadaşlar burada söyleyeceğim bazı maddeler gireceğiniz bütün sınavlar için de geçerli. Mesela ilk madde sınavı bilmek arkadaşlar. Yani gireceğiniz sınavın yapısına hakim olursanız sınava girdiğinizde bir sürprizle karşılaşmayacağınız için çok daha özgüvenli ve özgüvenli bir şekilde ilerleyebilirsiniz ve doğru cevaplar verebilirsiniz. O yüzden mutlaka gireceğiniz sınavın yapısına hakim olun. Ve IELTS zaten hep aynı formatta bir sınav. Yani her sınavda farklı bir soru kalıbı gelmiyor. O yüzden bir kere IELTS Listening'in özellikle yapısına hakim olduğunuzda gerisi çok daha kolay olacaktır. IELTS Listening arkadaşlar 30 dakika sürüyor. Akademik ve general ve akademik sınav aslında aynı. O yüzden hangisine girerseniz girin aynı şekilde çalışmanız gerekiyor. Öncelikle 4 kısımdan oluşuyor arkadaşlar. Birincisi günlük konuşma. Yani bir günlük konuşma dinliyorsunuz. Mesela işte yüzmeye gitmek ister misin diye biri soruyor. Bunun arkasından bir konuşma geliyor. İkincisi tek kişilik konuşma. Bunda da mesela işte sporun faydaları nelerdir? Birisi bunu tek kişi bir şekilde anlatıyor. Üçüncüsü diyalog arkadaşlar. Ya 2 kişi arasında ya da 4 kişi arasında. 2'den 4'e kadar değişen kişiler arasında olan bir konuşma. Mesela şeyden bahsediyorlar işte. Ders çalışmanın en iyi yanı nedir? Ya da en iyi nasıl ders çalışılır gibi. Çok böyle genel şeyler. Dördüncüsü ise tek kişilik akademik bir konuşma. Bu da mesela bir üniversitede bir ders anlatılıyor. Mesela işte pazarlama stratejileri dersi anlatılıyor. Bunun olduğu bir konuşma oluyor arkadaşlar. İkincisi, en önemlilerinden birisi yine. Arkadaşlar siz IELTS Listening sınavına girdiğinizde bir kere dinleyeceğinizi asla unutmayın. Mesela evet yurt dışındayken bir derse girdiğinizde ya da biriyle konuşurken birden fazla kere tekrar ettirebiliyorsunuz ama IELTS Listening'e girdiğinizde sadece bir kere dinleme şansınız olacak. O yüzden bunu iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Bu yüzden çalışırken de lütfen bir kere sadece dinleyin. Tabii ki de ilk başlarda ilk çalışmaya başladığınızda birkaç kere dinleyip anlamaya çalışmanız normal. Ama sınava yakın zamanda arkadaşlar çalışacağınız zamanlar mutlaka sadece bir kere dinleyin. Ve o bir kere de anlamaya çalışın. Kendinize biraz zaman verin. Bu yüzden de dinlerken aslında küçük notlar almaya dikkat edin. Çünkü hani bu dinlediğiniz parça bitene kadar unutabiliyorsunuz bazı şeyleri. O yüzden dinlerken ufak notlar almanın faydaları var. Ve aynı zamanda bu dinleme egzersizleri yaparken arkadaşlar şunu unutmayın. Neyde yanlış yapıyorsunuz? Yani neyi anlamıyorsunuz? Ya da hangi alanda eksiksiniz? Mesela atıyorum siz mühendisinizdir. Sosyal alanlarda bir konuşma geldiğinde bunu anlamakta zorlanıyorsunuzdur. Bu ne demek oluyor? Sizin bu sosyal anlamdaki kelimeleri artırmanız gerekiyor. Benzerlerini öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden aslında en güzel öğreneceğiniz yer daha önce söylediğim gibi hatalarınız. O yüzden pratikler yaparken hatalarınız üzerine daha çok çalışın arkadaşlar. Ve bazı şeylerin altını çizin. Benzerlerini bulmaya çalışın. Farklı konuşmalar dinleyin. Mesela günlük konuşmalar dinleyin, akademik konuşmalar dinleyin. Farklı farklı örnekleri mutlaka dinleyin ve bunlarla iç içe olun arkadaşlar. Ondan sonra tabii ki de benim en önereceğim şeylerden birisi bunu ilk videomda da önermiştim. YouTube'da arkadaşlar Must Have'dan diye bazı listening videoları var. Bunları mutlaka yapın arkadaşlar. Benim herhalde en yüksek puanım IELTS'de listening'deydi. Bunun sebebi de ben YouTube'daki büyük ihtimalle 20'ye kadar belki hatta linklerini aşağıya bırakırım isterseniz. Bunların hepsini yaptım arkadaşlar. Çünkü bunlar gerçekten sınava çok yakın örnekler oluyor. Ve inanılmaz güzel örnek konuşmalar oluyor. O yüzden eğer bunları yaparsanız eminim çok çok daha başarılı olursunuz. Sonrası aslında bunu yine dediğim gibi bütün aşamalarda geçerli. Cambridge denemeleri arkadaşlar. Gerçekten sizin bu IELTS sınavına hazırlanırken en çok takip etmeniz gereken ve en çok test yapmanız şey Cambridge denemeleri. Lütfen bundan detaylı bilgi almak istiyorsanız benim ilk IELTS videoma aşağıya linkini koyacağım. Oraya gidin ve oradan bakın. Ama Cambridge denemeleri IELTS'e girerken sizin en yakın arkadaşınız. Yani daha iyi bir kaynak yok. O yüzden Cambridge denemeleri listening bölümlerini mutlaka bitirin. Ben kendim 7.5 almıştım ve 7.5 alıp hazırlanırken tek yaptığım şey IELTS Cambridge denemelerinin son 4'ünü çözmekti. Hepsini bile bitirmedim. Yani 4'ten fazla çözerseniz ve eminim çok iyi olacaktı. O yüzden lütfen Cambridge denemelerini aksatmayın. Sonrasında mesela arkadaşlar biraz da sınava böyle ısınmak, hani kendinizi daha iyi hissetmek için sevdiğiniz alanlarla ilgili dinlemeler yapabilirsiniz. Mesela atıyorum siz Sherlock Holmes'u çok seviyorsunuzdur. Bu arada arkadan ses geliyorsa ne olur kusuruma bakmayın. Haftaya Almanya'ya gidiyorum. Bir havacılık uzay mühendisliğiyle alakalı bir
bir etkinlik için. O yüzden gitmeden haftalarda boşluk olmasın diye bugünden çekmek istiyorum. O yüzden ne olur arkadaki sesleri birazcık duymazdan gelin. Neyse, mesela siz Sherlock Holmes'u çok seviyorsunuz ya da işte Friends'ini çok seviyorsunuz arkadaşlar. Mesela atıyorum izlediğiniz bölümleri tekrardan dinleyin. Yakalamaya çalışın ne söylüyor, ne oluyor, altyazısına bakmadan anlamaya çalışın. Çünkü bir sınav hazırlanırken aslında yapmanız gereken şey o sınava çalışmaya eğlenceli hale getirmek. O yüzden sevdiğiniz alanlardan başlarsanız arkadaşlar bu işi yaparken sıkılmazsınız. Yani ilk başta Sherlock Holmes dinleyin, Friends dinleyin, böyle sevdiğiniz konuşmalar dinleyin, futboldan hoşlanıyorsanız futbol maçlarını dinleyin. Hep böyle sevdiğiniz şeylerden başlayın ama tabii ki de sınavda olacak şeyleri de aksatmayın. Son zamanlara doğru da sınava yakın yerlere gidebilirsiniz. Bu sizi motive eden arkadaşlar kesinlikle yapın bunu. Onun dışında benzer kelimeler. Arkadaşlar bu benzer kelimeleri bilmek tabii ki de IELTS'de işinizi, listening'de işinizi kolaylaştırdığı gibi özellikle reading'de de çok işinize yarayacak. O yüzden belli başlı alanlar var zaten. Bunlardaki benzer kelimeleri mutlaka araştırın ve inceleyin ve öğrenmeye çalışın. Bunu her anlamda kullanabilirsiniz. Bir diğer ise transkriptle örnekler yapın. Önce kendiniz çözüm bulun, sonra transkript üzerinden geçin. Hatta hem dinleyin hem transkript üzerinden geçin. Ve birçok şekilde bu transkribi her anlamıyla anlamaya çalışın. Ve tekrar kontrol edin arkadaşlar tam anlamıyla anlayana kadar. Bu sizin özellikle ilk aşamalarda çok işinize yarar. İnşallah zaten son aşamalarda transkribe ihtiyacınız kalmayacak. Ve tabii ki de bu İngilizceyi öğrenmenin altın kurallarından birisi gerçek hayatta kullanılan arkadaşlar. Gerçek hayatta kullanılan kastım ne? Yani işte bir yere gittiğinizde kulak kabartın, bir yere giderken müzik dinleyin, arkadaşlarınızla İngilizce konuşun. Bu IELTS'da çıkan topikler, konular hakkında pratik yapın arkadaşlar. Gerçekten İngilizceyi ne kadar gerçek hayatınıza uygularsanız o kadar başarılı oluyorsunuz. O yüzden mutlaka şarkı olsun, film olsun, konuşma, günlük arkadaşlarınızla şaka yapma, evde kardeşinizle konuşma ya da IELTS hazırlanan başka biriyle konuşma şeklinde konuşma yapmanız da sizin listeninginizi artıracaktır arkadaşlar. Çünkü farklı aksanlardan, farklı insanlardan bir şeyler duymak sizin o şeyi anlamanızı daha da hızlandıracaktır. Ondan sonra ve en önemlilerinden yine bir tanesi iki kere kontrol edin arkadaşlar. Çünkü bazen en bildiğiniz kelimeyi bile yanlış yazabiliyorsunuz. Hecelerken ya da işte harf harf yazarken yanlış yazabiliyorsunuz. Buna mutlaka dikkat edin. Bir de bazen mesela 30 mesela atıyorum diyor ki bu elbisenin fiyatı 30 dolardı diyor. Aşağıda gelen soru şey elbisenin fiyatı ne kadar? Siz 30 yazarsanız belki o 30 dolar yazmanızı istiyordur. O yüzden emin olun hani kaç kelime istiyor. Bazen mesela diyor ki bu boşluğu 2 kelimeyle doldurun. Mesela işte pazardan ne aldı? 2 kalem aldı mesela. Eğer 2 tane boşluk varsa 2 de yazmanız gerekiyor. 1 boşluk varsa kalem yazmanız gerekiyor. Bu gibi detaylara dikkat edin. Zaten anladığınız şeyden puan kaçırmayın arkadaşlar. Çoğul mu tekil mi ona bakın. Mesela işte benim kedilerim var diyor. Adamın neyi var dediğinde kedi mi kediler mi? Hani buna emin olmaya çalışın. Bir su içeyim. Buna mutlaka dikkat edin arkadaşlar. Son vereceğim 10. madde ise İngilizce düşünün arkadaşlar. Biliyorum bu biraz hani şey geliyor. İngilizce çok iyi olmayan birisi için saçma gelebilir ama gerçekten İngilizce düşünmek çok önemli. Neden? Çünkü siz İngilizce düşündüğünüzde daha yani Türkçe'ye bir şeyler çevirdiğinizde arkadaşlar tam anlamıyla çeviremiyorsunuz. Yanlış bir işte anlaşılma oluyor. Hep aynı örneği veriyorum işte. I have your pen. Senin kalemin bende. Hani tam çeviremiyorsunuz ama senin kalemine sahibim diye çeviriyorsunuz. O yüzden İngilizce düşünmek aslında sizin sınavdaki soruları anlamanızda ve çözmenizde daha yararlı olacağını düşünüyorum. O yüzden mutlaka İngilizce düşünmeye çalışın arkadaşlar. Bonus bir şey daha eklemek istiyorum aslında en sona. Arkadaşlar siz bu sınava hazırlanırken aslında benim en büyük yardımcım Fatıma diye bir arkadaşımdı. O zamanlar biz ikimiz de üniversite yurt dışına gelmek istiyorduk. O yüzden online aslında tanışmıştık kazandığımız burs vasıtasıyla. Ve biz Fatıma ile daha birbirimizi yüz yüze görmeden işte Zoom üzerinden sürekli beraber IELTS'e çalışıyorduk. Ve gerçekten benim IELTS'i kazanmamın bence en büyük yardımcılarından birisi oydu. Onunla birlikte çalıştık, hatalarımıza baktık ve dediğim gibi az önce de hatalarınızdan arıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden mutlaka hatalarınız üzerinden birkaç kere gidin. Neden hata yapmışsınız, nerede yapmışsınız bunlara bakın. Onun dışında yine az önce söylediğim gibi son birkaç ay mesela bir işte çalışıyorsanız eğer ya da işte okula gidiyorsanız IELTS'e girmeden önce son birkaç ay arkadaşlar en az 2 ay bence izin alın. Eğer durumunuza göre tabii ki de değişir bu. Eğer İngilizceniz ise son 1 ay da yeterli olacaktır ama İngilizceniz biraz daha orta seviyedeyse son 2 ay arkadaşlar işi gücü bırakın. Günde en az 6 saat IELTS çalışın. Çünkü bu sınav şakaya gelmez. Özellikle bir de hani artık £200'dan daha fazla para veriyorsunuz. O yüzden sınava girmeden tam anlamıyla hazır olduğunuza emin olun arkadaşlar. Eğer bu dediklerimi yaparsanız kazanmaması için hiçbir sebep yok. Ve tekrardan şunu da söylemek istiyorum IELTS'le ilgili. Eğer İngiltere'de bir yere geliyorsanız ben size mutlaka IELTS almanızı öneririm. Aynı şekilde Amerika'da da birçok üniversite IELTS'i kabul ediyor. Daha önceki bir videomda da
bahsetmiştim. IELTS TOEFL'a göre çok daha kolay bir sınav, çok daha geçirebilir, kazanabilir bir sınav. O yüzden eğer bir tercih yapma şansınız varsa benim size tavsiyem IELTS'i seçmeniz olur. Aynı zamanda yine ilk videoda bahsettiğim bazı kaynaklar var. Cambridge denemeleri olmazsa olmaz zaten. Onun dışında IELTS diye bir site var arkadaşlar. Bu kadının sitesinde her bölüm için soru ve cevaplar var, örnek cevaplar var. Bunları mutlaka yapın arkadaşlar. Yine önerebileceğim bir kanal daha E2 Language. Ben YouTube kanalı bu. Bu kanalda her şeyden bahsediyorlar. Yani IELTS'e işte nasıl hazırlanır, ondan sonra neler yapılması gerekiyor. Bu hatta orada bir tane adam vardı, inanılmaz güzel anlatıyor her şeyi. Gerçekten YouTube inanılmaz güzel bir kaynak. Ben şu an birçok şeye YouTube üzerinden hazırlanıyorum, kendi işimle bile alakalı olsa. O yüzden YouTube kanallarını güzel değerlendirin arkadaşlar. Dediğim gibi 3 tane şey önerecek olsam size, Cambridge denemeleri, IELTS ve E2 Language'in videoları arkadaşlar. Bunları eğer yaparsanız kazanmamanız için bir sebep yok arkadaşlar. Ve gerçekten tekrardan bunu söylüyorum, IELTS nankör bir sınav değil arkadaşlar. IELTS gerçekten hakkıyla çalışınca ben 2-3 ay gibi bir sürede yüksek puan aldım ve tek başıma çalıştım arkadaşlar. Yani tek başıma çalıştım derken hani kendim hallettim, bir kursa gitmedim. Eğer ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz. O yüzden mutlaka IELTS'e biraz son zamanlarda yoğun çalışarak geçebileceğinizi bilin. Kendinize güvenin. Size söz veriyorum. Zor bir sınav değil. Aksine çalışarak çok kolay yapılabilecek bir sınav. O yüzden mutlaka özellikle son birkaç ay üzerine düşerseniz çok güzel başarılı olur. Çok iyi sonuçlar alırsınız. Ben size güveniyorum. İlerleyen haftalarda da diğer 3 bölümü videosu gelecek. Umarım beğenirsiniz. Sizin de IELTS sesinizle alakalı önermek istediğiniz şeyler varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Sizi çok seviyorum. İnşallah çok güzel notlar alırsınız. Aldığınız güzel notları benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.